Merhaba arkadaşlar, ben Uluvatlı. Bugün sizlerle Enerot moduna bir güncelleme yapacağız arkadaşlar. Daha önceki videolarıma baktıysanız ben zaten kendi bir bilgisayarıma 1.9.1 versiyonunu yüklemiştim. Son birkaç gün önce de 1.9.3 güncellemesi geldi arkadaşlar. Hemen onu yapacağız. Öncelikle şöyle söyleyeyim. 1.8.3'ün kurulumu gerekiyor arkadaşlar. Bunu nasıl kuracağınızı bilmiyorsanız sağ üst köşedeki i harfine tıklayarak, yani ünlüme tıklayarak oradan kurulum videosuna gidip onu izleyip 1.8.3'ü ardından 1.9.1'i kurduktan sonra bu tarafa gelin arkadaşlar. Ama şöyle bir tırnak içinde bir not belirteyim. 1.9.1'i kurmak mecburiyetinde değilsiniz. 1.8.3'ü kurmak zorundasınız. 1.8.3'ü kurduysanız oradan sonra direkt bu videoya gelebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 1.8.3'ü diğer videoya bakarak kurduğumuzu düşünüyorum. Yani şöyle yapalım. O zaman hemen bir dakika. Şu müziği kısayım. Size bir ekran paylaşımı yapayım arkadaşlar. Şöyle. Bu YouTube'da benim kanalım. Burada gördüğünüz gibi 1.9.1 var. Burada nasıl kurulum yapmamız gerektiğini anlatıyoruz. İşte indirirken falan da filan da. Hepsini tek tek anlatıyor arkadaşlar. Nasıl kurulacağını. Yine unutmadım. Eğer başka o modlarınız varsa önce onları kaldırmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü Enerot Mod Rus yapımı bir oyun. Oyunu kurduğunuzda orijinal oyunların dilini Rusça yapıyor arkadaşlar. Bu da sıkıntı yapıyor diğer modlar için. O yüzden önce bunu kurmanız lazım. Şimdi şöyle hızlıca göstereyim. Hop. Burada da dediğim zaman bakın. Normalde Rise of the Lich King ve BFM'nin dosyalar bunlardır. Haftadaki dosyaları görüyorsunuz. Bu ikisidir. Bu ve bu. Ama Enerot modu kurunca bu ve bu geliyor arkadaşlar. Yani eğer modları önce kurarsanız onların dosyalarını buna çeviriyor. O yüzden önce Enerot modu, sonra diğer modları kurmanız gerekiyor. Bu durumda da Enerot modda eğer defekt hatası alırsanız bir önceki videoma bakarak da defekt hatasının da çözümünü uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraları geçtikten sonra bunları yaptığınızı düşünüyorum. Bunu da hallettiğinizi düşünüyorum. Sonra geldik Enerot moda. Şöyle yani web Ulubatlı'dan ulaşabilirsiniz buraya. Buradan 8.3 dosyasını indiriyorsunuz. 9.3'ü de indiriyorsunuz arkadaşlar bu linklerden. Sonra aşağıya kurulum anlatıma geliyoruz arkadaşlar. Burada güzel güzel anlattık. Şimdi indirip RAR'dan çıkarttığımız dosya 8.3 klasörüne gidiyoruz diyor. Yani burada tek tek anlatıyor zaten. Bu klasörü çalıştırıp next 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 diyebilirsiniz. Sonra diyor ki bunu yaptıktan sonra tekrar diğer güncelleme, yani şuna girdik. Buradan tabii eskiden böyleydi, şimdi böyle. Buradan setup exe yapıyorduk. Sonra bakın ben 1.9.1 yapmıştım. Şimdi de sıra 9.3'te. Yani dediğim gibi 1.9.1'e mecburiyetiniz yok. 8.3 varsa direkt 1.9.3 yapabilirsiniz. Ben şimdi RAR'dan çıkarıyorum bunu. Arkadaşlar. RAR'dan keşke daha önce çıkarsaydım. Biraz uzun sürecek. Hadi. Burada biraz bekletme yapacağım arkadaşlar. RAR'dan çıktıktan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, RAR'dan çıkartma işlemi tamamlandı. Giriyoruz bunun içine. Burada ne giriyorsa komple kontrol C dedim. Bunların hepsini komple kontrol C dedim arkadaşlar. Sonra benim
8.3'ü kurulu olduğum yere geldim. Protokolünü aç dedim. Bakın. Burada EP1 klasörü var. Bakın. Enerot mod. Enerot mod. Burada Enerot dosyaları ve EP1. EP1'in içine geldim. Buraya sağ tıkladım. Yapıştır dedim. Edit'teki dosyaları değiştir dedim. Hop. Bu bunu ata dursun. Bakın. Burada da zaten diyor ki buradan buraya atın. Bunu yaptıktan sonra işlem tamamdır diyor arkadaşlar. Sonra diyor ki şimdi oyun dili Rusça olduğu için Rusça olacak şeyler. Diyor ki İngilizce bir dosya yayınladık. Bu da Russian Page 2.2.2.1 işte. Konuşamadım arkadaşlar, kusura bakmayın. Bu dosyayı da indiriyorsunuz. Bu dosyayı da indirdikten sonra şöyle göstereyim. Şimdi burada bu vardı. Bir de şu var arkadaşlar. Russian Page 2.2.1.big. Bunu da Ctrl C dedim. Tekrar geldim. Burada Lang'ın içine geldim. Lang'a Ctrl V ettim. Dosyayı yapıştır dedim. Hop, bunu da attı buraya arkadaşlar. Şu an kurulum tamam. Sadece şurada yeni bir Launcher Exe var. Bunu merak ettim gerçekten. O yüzden Launcher Exe ile çalıştıracağım oyunu. Burada başka yapacağım bir şey var mı? Başka yapacağım bir şey kalmadı. Bunu kapatıyorum. Launcher Exe'yi merak ettim arkadaşlar. Ne diyor? This application Java runtime environment. Java mı istiyor? Abi Java ne alaka ya? Java tedaviler kaldırıldı abi. Java mı kaldı ya? Bir dakika. Oradaki kaçtı? Onu çıkmış. Yani. Java C. Aga neyse. Bunu sonra Java'nızı sonra güncellersiniz ya. Bu Java istiyor da ne alaka nasıl satayım. Bunu kapat. Bunu da kapat. Bizim burada kısa yolumuz vardı zaten. Ha, bunu simgesini değiştirebilirim belki yeni simgeyle. Göz at. Yani şunun simgesini ver abi. O daha güzel. Uygula. Tamam. Evet. Bak. Esas Enerot mod simgesi bu. Ben yani şu an yalnız hepsinin içinde en güzeli bu oldu ha. Çok güzel oldu lan. Evet. Başlatıyorum oyunu. Bakalım. Güncelleme olmuş mu? Görelim. Evet, gördüğünüz gibi 1.9.3 yazısını gördük. Enerot mod. Şu missing'ler hala var arkadaşlar. Önce de vardı. Şuradan bakalım. Bakın hala burada da var. Bunlar bir türlü düzelmiyor nedense. Galiba manuelini de bir daha halletmemiz gerekecek. Dosyayı açıp düzeltmemiz gerekecek. Bir başlatayım mı? Ne diyorsunuz? Function Evilman. Evilmanlar geldi arkadaşlar. Bu güncellemede şeyler düzeltilmiş. Normalde ayı ile şey yapmıyordu arkadaşlar. Oynamıyordu. Yani bilgisayar kendisi oynamıyordu. Bu güncellemeyle onu düzeltmişler. Sadece multiplayer oynayabiliyordu eskiden. Bunda güncellenmiş. İyi mi oldu? Yani solo oynayanlar için şey olabilir. Evet işte missing yazınca ne işe yaradığını çözemiyoruz. Şeyler diyor da. Ya bir girelim bu. Ankmar'ın evlerine benziyor. Aratmayayım. We put up the Haradrim Palace.
kopya çıkaralım. Bu şeyle, bu modda çok hızlı geliyor karşı taraf. İlkinde belki, bu neyle? Skotlar. Я воительница Сахара Дрим. Тихо. Властелин будет доволен. Я здесь. Арабский билан бу. Арат Салей. Сюда. Властелин будет доволен. O neymiş? Altında büyük ihtimalle. No, Herandrin, you've just arrived. Da. No, Herandrin. Herandrin Warriors! Go! Herandrin Warriors! Soldiers! Bakın gördünüz mü? Adam bak kule ok atıyor diye şeyleri kalkanlı verip yavaş yavaş getirdi. Sonra burada kalkanını çıkarıp saldırdı. Bu kadar taktik yapıyor karşı taraf. Yani bunu yapan bilgisayar yani. Düşün. Şeyler yapıyor ya. Ne onun adı? Gerçekten bu oyuncular yapıyor yani. Yapay zeka burada o kadar iyi yani. Bunun, bu oyunun yapay zekasını çok seviyorum. Mükemmel yani. Evet, şunu yapamıyorum bu makine. Bir de atlı birlik çıkaralım. Sonra şuradan farm yapmaya. Devam. Farmları kopyasını veriyor mu vermiyor. Kopyasını neyin yaptığını bilmiyorum. Ya здесь. Скорее. Ничтожество. Evet. Get busy. Hurry up. Go on. Ha abi bunu ben Aragorn'u getirmiş hemen ya. Lan ne ara getirdin ya? He? Aragorn'u ne ara getirdin? Ooo! Adamlar bizi dümdüz etti. Tişşşşşş! Bizimki de daha burada. Bak! Duyuyor musunuz? Direkt atların üzerine saldırıyor. Ben ne yapacağım? Kale etrafında bunları dolaştırarak kaleye Noah Herandrin just arrived. Şu bunların hangisi? Garison değil. Garison değil herhalde bu drop kulesi. Gel sağlarsın. Her friend people. Kule. Aragorn'a var Aragorn. Hop 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 bom bom. Lan yüzüğü aldı lan. Nereye gidiyorsun lan? Bundan mı lan yürü? Hayır! Abi sen ne aramancını çıkarttın ya? Corsairs! Who brought them along? Lord Herodrin just arrived! Ya kapı nedir ya? Hadi sen ne yapıyorsun ya? İmenim Vlastelina! Warriors!
Rogers. Bu ne? Abi açıklamasını okuyamıyoruz ki ya. Hani Türkçe olsa yine okuyamayacağım. Ulan tek mi yedin lan? Aragon'dan tek yedi yani. Hayır Aragon'u ne ara çıkar? Kaç para lan bu? Neyse arkadaşlar mod böyle işte. Çok daha uzatmaya gerek yok. Yakında oynanış videolar falan yaparız zaten. Game Engine'de de bayağı çok oynanıyor zaten bu oyun. Öyle. Oradan da oynarız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.